220 bin insan. Oppenheimer filminde telaffuz edilen bu rakam, Hiroşima ve Nagasaki'de ölen insan sayısı. Şanslı olanların kemiklerinden etlerinin eriyerek aktığı, diğerlerinin ise içlerinin birkaç günde çürüdüğü, en şanssızlarının da birkaç hafta boyunca ölmek için dua ettiği 220 bin kişi. Yunan mitolojisinde Prometheus, tanrılardan ateşi çalıp insanlara veren ve sonucunda cezalandırılan bir titandır. Ateş sadece ateş değildi, teknolojiye açılan kapıydı. Tanrıları yenen bir teknoloji. Oppenheimer kim tanımıyoruz? Asla da tam olarak tanımayacağız. Atom bombasını neden yapmak istedi bilmiyoruz. Kişisel şöhret için miydi, tatmin için miydi? Dönemin tüm kuantum mekaniği dehalarının Alman olması onu motive mi etti bilmiyoruz. Filmde kuantum mekaniğini Amerika'ya Oppenheimer'ın getirdiğinden bile söz ediliyor. Doğruluk payını araştırmak gerekiyor tabii. Filmde tam bir defa adı geçen Richard Feynman kuantum mekaniğinin önemli katkı sağlayıcılarından. Ama kendisi Niels Bohr, Werner Heisenberg, Erwin Schrödinger, Max Born, Wolfgang Pauli, Paul Dirac gibi savaş öncesi kuantum mekaniği önderlerinden değil, o savaş sonrası dönemine ait. Bunlardan 5 tanesi Alman. Elbette Einstein de var ama o kuantum mekaniğine yol açan fotoelektrik efekti buldu. Kuantum mekaniğini pek de sevmiyordu. Kuantum mekaniği atom bombasını yapmak için elbette anlaşılması gereken bir şeydi. Ama kuantum mekaniği daha çok bugün dünyasında elektronik her şeyin kaynağı ve bu bilimin Amerika'da 75-80 yıl önce değer görmediği bahsi dile geçiyor. Hitler de bunun için Yahudi bilimi ifadesini kullanmış. Şu anda bilim hala Avrupa'da yapılıyor denilebilir. CERN'deki LHC Avrupa'da ve dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısı. Amerika'daki Fermiler LHC'nin yanında oyuncak kalıyor. Ama yine de Myon G2 deneyi gibi armağanları var bize. Fermilab ismi de filmde gördüğümüz İtalyan bilim insanı Enrico Fermi'nin adından geliyor. Kendisi o dönem Amerika'da yaşıyordu. Henüz NASA'nın başarıları Avrupa'da tekrarlanmamışsa da ESA'nın bazı başarıları da NASA tarafından gerçekleştirilmedi. Amerika biraz daha sonuca önem verirken Avrupa'da saf araştırma amacı daha ön planda denebilir. Tabii Amerika'daki üniversitelerin sahip olduğu inanılmaz imkanları ve araştırma başarılarını da yok saymamak lazım. Şu anda Amerika'da sayısız bilim insanı pek çok konuda önemli işler yapıyor. Ama 9 sene önce izlediğimiz bir başka Nolan filminde de dile geldiği gibi Amerika'nın 1969'dan bu yana Ay'a inmemesi ve NASA'da sayısız defa bütçe kesintisine gidilmesi bir şeylerin azaldığını bize gösteriyor. Yine de SpaceX gibi özel şirketlerle ve tekrar Ay'a gitme girişimi gibi yeni çabalarla yeni şeyler başarılmaya çalışılıyor. Bu arada Manhattan projesine katılan bilim insanları da Oppenheimer, Fermi, von Neumann ve Feynman kanserden ölmüş. Hepsi tarihin en önemli bilim insanlarından. Sigara gibi başka etkenler ne derece sebep oldu bilinmez ama radyasyon da kanser etkisiyle bilinir. Neyse, filmde de anlık olarak da olsa aldığımız bir his, böyle büyük isimlerin olduğu bir dünyada bir Amerikanın öne çıkmak isteği. Ama bir insanı bununla itham etmek doğru da olabilir, olmayabilir. Peki, hiç tam adı telaffuz edilmeyen Julius Robert Oppenheimer'ın tek amacı bu muydu? Yoksa sadece bilim yapmak da istiyor muydu? Bu üzerinden bencillik akan bir şeyden biraz daha fazlası mıydı? Ve bir başka neden de gerçekten savaşlar olmasın mı? Yani sonuçta karşınızda gerçekten insanlık dışı bir düşman var. Ama kısa sürede amaç bu olmaktan çıktı. Amaç kalmamasına rağmen çalışma devam etti. 2 milyar dolar harcanmış. Bir bomba yapılıp birilerinin üzerine cehennem olarak inmeli miydi? Paranın hakkı ancak böyle mi verilirdi? Bunun yorumunu yapmak sizin takdiriniz. Hayal etsenize. Hiçbir fikriniz yok. Hiçbir işaret yok. Bir anda sizin ve etrafınızda olduğunuz beton ve diğer tüm ham maddenin içinden bir şey geçiyor. Sizi kelimenin tam anlamıyla mahvediyor. O saliselik anda neler hissedersiniz? Bir şey hissedebilecek vaktiniz olur muydu? Nasıl bir dehşet bu? Nasıl bir terör bu? Bugün bunun olma olasılığı 1945'ten çok daha fazla. İnsanlık dışı bir düşmanla savaşmak amacı ya da bahanesiyle yola çıkıp insanlık dışı bir sonuca neden olmak, insanlığını kaybetmek. Bunda bu silahı kullanmayı seçen dönemin Amerikan Başkanı Harry S. Truman kararın iyi ya da kötü birinci sorumlusu. Bilim insanları bir silah yapsa da bunu kullanmayı seçmek başkalarının kararı. Filmde gerçekte ne kadar doğru bilmiyorum ama ayaküstü de olsa, yüksek irtifada patlatılırsa fazla etkisi olmaz gibi beyhude bir çabayla söylenmiş bir replik vardı. Oppenheimer gerçekte de bu sözü kullandığımı merak ediyorum. Maalesef ki daha iyisini bilmesi gereken ve çoğu zamanda bilen kişiler olarak sizler çok da hümanist olmayan insanlara büyük sorumlulukları verirseniz sonucun felaket olması biraz kaçınılmaz oluyor. Bu bir çocuğun eline çakmak vermek gibi bir şey. Öte yandan bugün bir 3. Dünya Savaşı olsa aynı şeyleri söyleyebilir miydik? Bu kadar rahat olabilir miydik bilmiyorum. Belki de biz de bir bomba atılsın bitsin derdik.
Ama bazı şeylerin son çare olması gerekiyor. Ve bugün hepimiz biliyoruz ki olası bir 3. Dünya Savaşı'nı bir bombayla bitirmek mümkün değil. Çünkü 3. Dünya Savaşı'nın tüm savaşları bitireceği kesin. Sadece farklı bir şekilde. Burada da filmin sonu bizi karşılıyor. Senin de fark ettiğin üzere atmosferi yaptınız Robert. Zincirleme reaksiyon durmayacak. Biz hala yaşıyoruz, ölmedik. Bu olasılığa güldünüz geçtiniz ve bugün bu hikayenin bir filmini bile izliyoruz. Ama şimdiye kadar pek işi yarayan ve bize soğuk savaşı armağan eden Mutual Assured Destruction bir noktada insanlığın sonu olmaya en büyük aday. Bu bizim sonumuz olacak. Bunu insanlar kendi kendine de yapabilir. Ya da bir süper yapay zeka tüm nükleer başlıkları ele geçirip 12.512 füzeyi aynı anda tüm dünya üzerinde fırlatabilir. Tıpkı o bulutlardaki izler gibi. Çünkü dünyada şu an tam bu kadar nükleer başlık mevcut. İnsanlık kendini yok etmek için sayısız yollar bulabilecek kapasiteye sahip. Filmde bunlardan sadece bir tanesini gördük. Ve bu zincirleme reaksiyonu 16 Temmuz 1945'te başladı ve asla durmayacak.